abi, huyuz olduysam iğne mi yaparlar? Yok, madalya takarlar. Ben oldum, ördek kakası sürdüler. Geçti mi? Geçer mi? Daha beter azdı. Sonra ne yaptın? Kaşındım, durdum. Yok, burası değil. Hah, burası galiba. Hadi bakalım, bitti, giyinebilirsin. Cilt hastalığı değil bu, bizce yapılacak hiçbir şey yok. Ama çok kaşınıyor doktor bey, sonra vücudundaki bu lekeler... Bir kere de dahiliyeden görsünler. Dahiliye mi? Evet, iç hastalıkları yani. Koridordaki karşıki oda. Dahiliye burası mı? Evet. Gelsene. Geliyor. Tamam mı? Tamam efendim. Tahlili yapıp neticeyi hemen getirin bana. Baş üstüne efendim. Siz de dışarıda bekleyin, sonra çağırtacağım sizi. Peki. Bir şey var mı ama? Sağ ol, geçiyor. Bakayım öteye. Şükret kerata, uyuz değil misin? Ya neymişim? Kuduz! Ama beni köpek ısırmadı ki! Halit abin ısırmış. Hadi lan! Çarparım ha! Gördün mü bak bayıltmışlar, ne hastalar var! Oğlum, kendine gel! Doktor bey, küçük çocuğun tahlil raporu. Çağır gelsinler. Peki efendim. Büyüyünce doktor olacaksın ha? Siz gelin, hadi! Çocuğu getirmeyin, dışarıda kalsın. Sen bizi bahçede bekle, hadi! Sizler çocuğun nesi oluyorsunuz? Ben abisiyim efendim. Annesi, babası? Yok efendim. Otur şöyle delikanlı. Evet delikanlı, kardeşin hasta, hem de çok hasta. Nasıl olur doktor bey, sapasağlam, her gün futbol bile oynuyor. Öyledir, öyledir. Bu hastalık insanı yatağa düşürmez. İleride halsizlik, uyuklama, üşüme falan gibi şeyler gelir. Ama sonu maalesef kötüdür. Yani şu delikanlı, kardeşinin hastalığı... lösemi. Daha doğrusu, kan kanseri. Kanser mi? Evet. Ne yazık ki yapacak bir şey yok. Hastaneye yatırsak, netice değişmez. Yani ölür mü? Sanırım 2-3 aylık ömrü var. 3 ay mı? Gene de isterseniz, yatıralım hastaneye. Bir düşünelim doktor bey. Sağ ol. Güle güle.